Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyaset mühendislikleriyle siyasetçilik oynayanlar son 20 yıldır defalarca olduğu gibi yine başaramayacaklar, yine hezimete uğrayacaklardır. Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler tıpkı daha öncekiler gibi yine kaybedecekler, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir. Bu süreçte bize düşen sadece daha çok çalışmak, daha fazla sahada olmak, milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendirmektir. Türkiye'de siyasetin adresi de, merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Yine bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat İttifakı'nın kendi menfaatlerinden ve hırslarından başka hiçbir gayelerinin millete ve memleket hizmet olduğunu, hiçbir amaçlarının olmadığını ortaya çıkarmıştır. Coğrafyamız kan ağlarken, komşularımız savaşırken, hemen yanı başımızda çocuklar, kadınlar ölürken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken, muhalefetin ve 6+1'li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Yine bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden ve hırslarından başka hiçbir gayelerinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Değerli kardeşlerim, özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Daha en basit, en temel meselelerde bile ulaşamayacağın çeşitli grupların bile bu uzlaşmanın olamayacağını, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor. Vatandaşlarımız altılı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek isterim. Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Son günlerde ise ilk kıblemiz Mekke ve Medine'nin ardından üçüncü mübarek şehrimiz olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den hangi düzeyde olursa olsun görüştüğümüz her yetkiliye, her siyasi ve dini lidere Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz. Aynı şekilde uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda Filistinlilere yapılan haksızlıklara ve uygulanan zulme karşı duyarlı olmaya, harekete geçmeye davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Dünyadaki pek çok devletin ve toplumun Kudüs merkezli bu sorunun mahiyetini anlamakta
hala zorlandığını görüyoruz ve düşünüyoruz. Şayet bu sorunun mahiyeti ve yol açabileceği felaketler bilindiği halde kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa, o zaman işin içinde başka niyetler, başka hesaplar var demektir. Bizim Birleşmiş Milletler üyeliği tescillenmiş ve tarafımızdan tanınmış her devlet gibi İsrail'le de küresel siyasi, ekonomik, sosyal parametrelere uygun ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Afrika'nın, Asya'nın, Güney Amerika'nın, okyanusların ücra köşelerindeki devletlerle bile ilişkilerimizi geliştirmenin yolunu ararken, coğrafyamızın en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır. Ancak bu demek değildir ki Kudüs'te ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara, yıllardır süren işgallere göz yumacağız, rıza göstereceğiz. Asla. Her ne kadar Mescid-i Aksa'nın 1969 yılında alçakça yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı dahi bu meseleye yeteri kadar sahip çıkmıyor olsa da, biz kendi tarihimizin, vakarımızın, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır. Kudüs davamız başkadır. Atamız Selçuklu, Kudüs'ten bana ne dememiş. Asırlarca Haçlı seferlerine karşı bu davaya gövdesini set yapmıştı. Atamız Osmanlı, Kudüs'ten bana ne dememiş. Fethinden itibaren bu toprakları elinin, başının, kalbinin üstünde tutmuştu. Ecdadımız asırlar boyunca dört bir yandan gelen saldırılara karşı bu toprakları korumuş, şehirlere ve kadim eserlere sahip çıkmış, velhasıl tarihin ve inancının üzerine yüklediği tüm vazifeleri yerine getirmiştir.